Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sahadan gelen sonuçlar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü bir oy alacak. AK Partili Erkan Kandemir, saha çalışmalarımızda çok net gördük. Gelmiş geçmiş seçimler içerisinde hem AK Parti hem Cumhurbaşkanımız en yüksek oyu alacakları ifadelerini kullandı. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği Anadolu Buluşmaları programına katılan AK Parti teşkilatlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kandemir, programa katılan gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin sorularını cevapladı. AK Parti teşkilatlarının çalışmalarından bahseden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu dönem çok yoğun bir yaz faaliyetlerinden çıktı teşkilatlarımız. Şimdi hem içe dönük hem de dışa dönük çalışma yapıyoruz. Birincisi çok geniş bir üye ağımız var. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortalamasını aldığımızda en yüksek üye ağına sahip siyasi hareketi AK Parti hareketi. Biz 11,5 milyona yakın üye ağımız var. Bu da şu demek, oy kullanan seçmeni baz aldığımızda oy kullanan seçmenin %25'i üyesi olan bir siyasi harekettir, AK Parti hareketi. Dolayısıyla üyelerimiz Türkiye'nin ortalama sosyolojisinin profiline üyelerimize baktığımızda görüyoruz. Üyelerimiz üzerinden çalışmayı önemsiyor ve kıymetli buluyoruz. Şu anda teşkilatımız yoğun bir şekilde vatandaşlarımızı ziyaret ediyorlar. Üyelerimiz bütün toplumsal kesimlerden olduğu için aşağı yukarı vatandaşlarımızın sıkıntılarını ne olduğunu aktarabilme kabiliyetleri var. Bunu kıymetli buluyoruz. İkincisi çok yoğun bir şekilde teşkilatlarımız sandık çalışmalarını tamamladı. Her sandıkta 9, 3 ana kademeden, 3 kadın kollarından, 3 gençlik kollarından temsilcimiz olur bizim. Her sandıkta Türkiye'de ortalama 250-300 kişi oy kullanır. O sandıkta oy kullanacak olanlara dönük çalışmaları koordine eder sandık sorumlularımız şeklinde konuştu. Kandemir, seçime ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Biz uzun zamandır Cumhurbaşkanımızla illere gidiyoruz. Oralarda bir şey gördük, görüyoruz. Saha çalışmalarımızda da bunu çok net gördük. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğini, vatandaşla ne kadar etkili olduğunu gördük ve Türkiye'nin dünyanın çalkantılı olduğu dönemde bile tüm illerinde olağanüstü güzel programlar yaptık. AK Parti'nin en büyük gücü genel başkanı Cumhurbaşkanı'dır. Onun kararlılığı, liderliğinin vatandaşlarımızda bunun nasıl bir karşılığı olduğunu gördük. Görmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. İyi bir netice alacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Biz bu seçimde girdiğimiz seçimler içerisinde hem parti olarak hem de Cumhurbaşkanlığı olarak en yüksek oyumuzu alacağımıza inanıyoruz. Gelmiş geçmiş seçimler içerisinde hem AK Parti hem Cumhurbaşkanımız en yüksek oyu alacaktır. Sahada gördüğümüz bu. Saha gözlemlerimiz teşkilatlarımız üzerinden bize gelir. Arkadaşlarımız bize raporlar verir. Yani o ilde, o ilçede varsa bir problem, bir sıkıntı, herhangi bir oy kaymasını masaya yatırıyoruz. Tabii biz bunu sadece kendi partimiz için yapmıyoruz. Kuşkusuz diğer siyasi partilerin çalışmalarını da masaya yatırıyoruz. Bizim işimiz bu. Dolayısıyla o ilin tablosunu görürüz. Biz muhalefete bakarak siyaset yapmıyoruz. AK Parti yeni bir siyasi hareket değil, 20 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Dolayısıyla milletimiz bizimle kurduğu ilişkiyi bizim karşıtımızdaki rakibe bakarak oluşturmuyor. Tamamen bizim performansımızla ilgili," dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.